Çünkü o kadar para verip eliniz yanarak oyun oynamak tam bir hayal kırıklığı olabilmekte. Ben de kesinlikle böyle bir durum yaşanmadı. Kullanım gayet rahat. Yani klavyeden gelen bir sıcaklık yoktu. Parmağınız falan yanmadan normal şekilde oyununuzu rahatça oynayabiliyorsunuz. Bunun altını tekrar çizmiş olalım. Tek 16 GB RAM olsaydı tek kanal olarak çalışacaktı ve bu durumda biraz daha düşük performans olacaktınız ama 2 tane 8 GB RAM'li çift kanal olarak çalışması güzel bir avantaj ve 144 Hz ekranı olması özellikle CS:GO gibi online rekabetçi oyunlarda çok iyi bir artı. Herkese selam. Tamamen AMD bileşenlerden oluşan bir laptop incelemesiyle daha birlikteyiz. Bu kez karşımızda incelenmek için bekleyen HP Victus 15-fb0015nt modeli var. Bu ürünün ana özelliği fiyat performans olarak çok fazla ön plana çıkan modellerden biri olması ki zaten en çok talep gören laptoplarda şu an fiyat performans ürünleri olmakta bana tavsiye olarak gelen soruların da çoğu bu şekilde e biz de tabii ne yaptık kendisine bize inceleme için gelen her laptopun kaderini uyguladık hamama giren teller misali Her ayrıntısıyla ürünü inceledik ve aklınızda kendisiyle ilgili hiçbir soru işareti kalmasın istedik Bakalım bu fiyat performans ürün bizlere neler sunuyor Şimdi HP'ye ürünü bize inceleme için gönderdiğinden dolayı teşekkür ederek tüm ayrıntılarıyla kendisini inceleyelim Üst kısımda şık bir Victus logosunun yer aldığını gördüğümüz laptop tamamen plastik yapıda kasaya sahip. 35.7 cm genişlikte, 25.5 cm derinlikte ve 2.35 cm yükseklikte de ölçüleri var. Ekran gövde oranı ise %82.23 ve ağırlığı ise 2.29 kg. 2.35 cm yükseklikte de ne kadar ince yapıda olduğunu görebiliyorsunuz. E kalın laptoplara baya bir burun kırılıyor çünkü malum birazdan tüm bu bağlantı noktalarına da tek tek değineceğiz. Alt bölüme bakalım alt bölümde altta ve üstte iki tane uzun kaydırmaz ayak var ve bu sayede zemine adeta örümcek adam gibi yapışıyor diyebiliriz. Anca yerinden kaldırarak hareket ettirebiliyorsunuz ya da önemli ölçüde bir baskı yapmanız gerekli. Sıcak hava tahliyesi için ise fanların olduğu bölüm tamamen tırtıklı yapıda diğer taraflarda herhangi bir hava çıkış noktası yok. Laptoplarınızı kullandığınız zemine tabi her zaman dikkat edin bunu hep söylemekteyim. Laptoplar yapı itibariyle zaten sıcak çalıştıkları için kullandığınız zemin sayesinde daha da sıcak çalışmalarına sebep vermeyin. Laptopun soğutma sistemine geçtiğimizde daha detaylı bilgiler de vereceğim bu konuyla alakalı. Dış tasarım bu şekildeydi. Fiyat performans bir ürün için gayet sade ve güzel bir görünüm var. Şimdi bir de tabii iç tasarıma yakından bakalım. Klavye içe eğimli yapıda değil. Genelde içe eğimli yapıda olmalarına alışkınız laptoplarda ama bu düz sayılabilecek yapıda. Tuşların basış hissiyatları gayet güzel ve tuşlar çok bitişik durumda değiller. Bu da benim gibi kocaman parmakları olanlar için iyi bir haber. Yanlışlıkla diğer tuşa falan basma ihtimaliniz bu şekilde azalıyor çünkü bazen çok bitişik klavyeler görmekteyiz ve bilek mesafesi de çok iyi ayarlanmış. Bayağı bir oyun oynadım ben kendisinde ve bir de mesela gece yazı yazmam gerekti onu da kendisiyle yaptım. Klavyenin beyaz arka aydınlatması var ve karanlıkta kullanımda aydınlatması son derece yeterli geldi bana. Klavyesinden genel olarak memnun kaldığımı kesinlikle söyleyebilirim. Tabi touchpad de baya büyük yalnız yani burada hatta bana göre biraz gereksiz büyük olmuş. Biraz daha kısılıp sol bileğiniz için daha fazla alan bırakılabilirdi ama yapacak bir şey yok tabi ki. Yine de kullanım olarak güzel ve tuşlar çok içe gömük şekilde değiller gayet rahatlar. Bu konuda benim gibi takıntılı olanlar var o yüzden onları rahatlatmış olalım. Çok noktalı dokunmatik yüzeyinin 4 parmaklı hareketleri desteklediğini de ekleyelim. Ekrana geçmeden önce yazılımdan da bahsetmek istiyorum ben. Omen Gaming Hub yazılımıyla laptopta performans kontrolünden fan ayarına kadar birçok ayarı yapılandırabiliyorsunuz. Tüm olup biteni görüyorsunuz ve isterseniz daha sessiz çalışmasını, daha ekonomik çalışmasını ya da daha performanslı çalışmasını veya full fan devrinde çalışmasını ayarlayabiliyorsunuz. E bu ayarları yapmak isteyen herkes bu programı sitesinden indirip klavyede logosunun da gözüktüğü nam tuşunun üstündeki tuşla kendisini çalıştırarak kullanabiliyor. Kesinlikle önemli bir yazılım göz atmanızı mutlaka tavsiye etmekteyim. Ve geldik ekrana 15.6 inç büyüklüğünde yani 39.6 santim 1920x1080 Full HD çözünürlükte 144 Hz tazeleme oranı bulunan bir ekranımız var. IPS panele sahip mikro kenarlı bir ekran aynı zamanda yansıma önleyici özelliği de var. Ekranın tepki süresi 9 milisaniye 250 nits parlaklığı var ve %45 NTSC oranı mevcut. Üst kısımda da 720p kamerası yerini almış. 144 Hz tazeleme oranına sahip bir ekran olması hep dediğimiz gibi 60 üstü FPS e alacağınız oyunlarda akılcılık açısından gayet iyi. Sahip olduğu GPU ile 60 üstüne çıkacağı oyunlar da var. Birazdan bahsedeceğiz ve göstereceğiz. O oyunlarda 144 Hz tazeleme oranının nimetlerinden faydalanabileceksiniz. Videonun sonunda dediğim gibi bu konuda önemli şeyler söyleyeceğiz. Çevre bağlantılara da bakalım ve sonrasında artık teknik özelliklere yoğunlaşalım. Sol tarafta adaptör güç girişini görmekteyiz, onun yanında bir adet SuperSpeed USB Type-A portu var. 5 gigabit bölü saniye veri aktarım hızına sahip. Hemen yanında 3.5 mm kulaklık ve mikrofon girişi konumlanmış ve sağ tarafta ise multi format SD kart okuyucu yerleşmiş durumda. Diğer tarafa gelirsek yine 5 gigabit bölü saniye veri aktarımızı bulunan ama bu kez USB Type-C port görmekteyiz. Onun yanında RJ45 portu yer alıyor ve RJ45 portunun yanında da yine bir 5 gigabit bölü saniye hıza sahip USB type A portu yerleşmiş. En sağ tarafta ise HDMI 2.1 portu bulunuyor. Şimdi ilk olarak işlemci ile teknik özelliklere başlayalım. İşlemcimiz R5-5600H, 6 çekirdek 12 iş parçacından oluşan tam bir fiyat performans işlemcisi. 16 MB L3 cache'e sahip, 3.3 GHz temel frekansızı boost ile 4.2 GHz'e kadar çıkabilmekte. 45 watt TDP'si var ve 35 wattlık 54 watt arasında bu TDP yapılandırılabiliyor. Şu an ekranda kendisinin aldığı skorları da görüyorsunuz ki aynı zamanda RX 6500 EM'in de aldığı skorlar ekranda yer alıyor ve işlemci üzerinde 7 grafik çekirdeğinden ve 1800 MHz'de çalışan kendi entegre GPU'su da var. Ağır grafik yükü gerektirmeyen durumlarda kendi GPU'sunu kullanarak size bataryadan tasarruf sağlıyor. Ağır grafik yükü gerektiren her durumda Mesela en basit örnek oyunlar gibi. O zaman da RX 6500M devreye giriyor. Özellikle bataryada kullanacakları için bu gerçekten iyi bir durum. RAM'lere bakalım şimdi de. 16 GB DDR4 3200 MHz RAM'imiz var ve bu RAM'lerin en iyi tarafı 2x8 olmaları yani çift kanal olarak çalıştıkları için çok daha yüksek performans sunuyor olmaları. Tek 16 GB RAM olsaydı tek kanal olarak çalışacaktı ve bu durumda biraz daha düşük performans alacaktınız ama 2 tane 8 GB RAM ile çift kanal olarak çalışması güzel bir avantaj. 16 GB RAM oyunlar için hala ve ısrarla yeterli gelmekte yani seneler oldu ama net olarak 8 GB RAM de olduğu gibi 16 GB bu sınır hala da çok fazla aşılmadı. E daha da uzun süre aşılmayacak gibi duruyor aslında. Ve oyun performansımız için bize en lazım olan bileşen yani GPU'da sıra RX 6500 M GPU'ya sahip olduğumuzu söylemiştik. Dediğimiz gibi oyunlarda ve GPU odaklı kullanımların hepsinde kendisi devreye giriyor ve Entegre GPU aslında sen biraz kenara çekil diyor. RDNA 2 mimarisine ve 7 nanometre üretim teknolojisine sahip RX 6500 M'in üzerinde 5.4 milyar transistör var. Shading unit sayısı 1024, Texture Map unit sayısı 64, RAP birimi 32, Compute unit sayısı 16 ve RT çekirdeği sayısı da 16. 4 GB GDDR6 belleği var ve bellek hızı 18.000 MHz. Temel saat hızı 2000 MHz ve boost ile 2400 MHz'e kadar çıkabiliyor. Bellek veri yolu 64 bit ve bellek band genişliği ise 144 GB bölü saniye. GPU'nun işlem gücü ise 4.9 teraflops. 50 Watt'ta TDP'si var. E, bu kadar düşük güç tüketimiyle güzel işler başarabiliyor. Testleri de şu an ekranda görüyorsunuz. Yarış oyunlarından online rekabetçi oyunlara kadar kendisini birçok oyunda test ettim ve kendisini fiyat performans odaklı bir ürün olarak düşündüğümüzde bekleneni verebildiğini kesinlikle söylememiz mümkün. Yani sonuçta RX 6500M'in gücü doğrultusunda ve aynı zamanda bellek miktarı doğrultusunda size güncel birçok oyunu oynatabilecek güçte. Mesela biz testlerimizi GPU'nun bellek miktardan yettiği ölçüdeki ayarlarda yaptık. Ama sistemi çok zorlayan oyunlarda isterseniz grafik kalitesini biraz daha düşürerek daha fazla akıcılık elde edebiliyorsunuz. GPU'nun FSR desteği de var. F1 2022'de FSR araçtık mesela ama Forza Horizon 5'te FSR ve DLSS ile ilgili problemler halen daha tamamen giderilemediği için Forza'da FSR kapalı şekilde testleri gerçekleştirdik. Diğer test ettiğimiz oyunlarda da performansı genel olarak tatmin edici düzeydeydi. Laptopun tamamen AMD bileşenlerden oluşmasının güzel bir artısı AMD Smart Shift teknolojisi. Bu video düzenleme, 3D işleme, oyun oynama hatta içerik oluşturma gibi farklı farklı işlerle uğraşanlar için sistem performansını arttırmaya yardımcı olarak bilgisayarınızın gücünü dinamik olarak değiştirebilme özelliği var. Bunu da şu şekilde yapıyor. İşlemci ve grafikler arasında donanım güçlendirme ara birimi sayesinde ortak Infinity Control fabrik blokları birbirine bağlanarak CPU ve GPU'nun farklı iş yüklerine çok hızlı şekilde tepki vermesi sağlanıyor ve bu şekilde de AMD Smart çiftle aynı iş yükü sırasında her iki bileşende güçlendirilebilme özelliğine sahip oluyor. Hem AMD işlemci hem de AMD GPU sahip olmanızın iyi bir avantajı diyebiliriz bunun için. Bu GPU RTX 3050 ile yakın bir performansta hatta geçtiği oyunlar da var tabi fiyat olarak kendisinden önemli ölçüde daha ucuz şu an RTX 3050 GPU'ya sahip laptoplar bu modelden oldukça pahalılar diğer teknik özellikleri benzer olsa bile bu modelle arada ciddi bir fiyat farkı var bu da RX 6500M GPU'ya sahip laptopları almak isteyenler için güzel bir fırsat oluyor eğer illaki Nvidia GPU'ya sahip bir laptop almalıyım gibi sabit bir düşünceniz yoksa ve bütçe olarak da sınırdaysanız RX 6500M burada imdadınıza yetişen bir GPU. Çünkü bildiğiniz gibi RTX 3050'ye sahip laptoplar da 4 GB belleğe sahipler. E tabii ki 4 GB çok düşük bir miktar ve bizim artık görmek istemediğimiz bir değer ama işte her şey burada fiyat performans odaklı olunca AMD'de de Nvidia'da da iki tarafta da seçenekler değişmiyor. 4 GB bellekle hiç olmazsa doğru grafik ayarlarıyla iyi bir oyun performansı yakalayabilme imkanınız var. E testlerde iyice görmeniz açısından da tüm değerleri detaylı olarak sizlerle paylaşmaya çalıştım. Peki GPU'dan detaylıca bahsettik ve sistemin oyun performansına değindik. Şimdi de sıra depolamada. Bir adet 512 GB WD SN810 PCI4 NVMe M.2 SSD'si var. Bizim testlerimizde 3727 MB okuma hızı ve 3071 MB yazma hızı çıktı. Tabi her zamanki gibi hız olarak çok yeterli ama alan olarak biraz sıkıntılı. Yani 512 GB alan çoğu kişiyi memnun etmeyecek ilerleyen dönemde. E ne yazık ki ekstra bir M.2 SSD ya da 2,5 inç disk de takamıyorsunuz. Yani isterseniz daha sonra mevcut M.2 SSD'nizi daha yüksek depolama alanına sahip M.2 SSD ile değiştirebiliyorsunuz. Fakat kaliteli bir markanın hızlı bir M.2 SSD'sine sahip olmasıysa yine bence depolama konusunda güzel bir haber. Ama dediğim gibi isterseniz bunu ilerleyen zamanda kendiniz değiştirirsiniz. Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.3 destekleri olduğunu da söyleyelim. Yani son derece güncel ve 3 hücreli 52 Watt saat lityum ion polimer bataryası var. Batarya kullanımı için 8.5 saat denilmiş ama her zaman söylüyorum yani neye göre 8.5 saat mesela. Yani firmalar bunu genelde belirtmiyorlar ama biz tabii ki kendi testimizi yaptık. YouTube'da 1080p bir video açtık ve video açık şekilde 4 saat bataryada kullanabildim. 4 saat dolduğu gibi bataryası da %2'lere falan düşmüştü ve bu sürede klavye aydınlatması da kapalıydı. Mesela siz sadece internette gezinirsiniz o zaman elbette çok daha uzun bir süre götürür. O 8,5 saatte sanırım onun için söylenmiş ama 1080p videoda bizzat yaptığım test sonucunda %100 doluyken batarya 4 saat süre dayandı. Mutlaka oyun oynarken falan her laptopu adaptörüyle birlikte kullanın. Bunu asla unutmayın. Bu görmüş olduğunuz 150 watt adaptöre sahip kendisi. Bataryada kullanımda her laptopta daha düşük performans alacağınızı tekrar önemli hatırlatmış olalım. Adaptörü ağır işlerde mutlaka kullanmanız gerekli. Şimdi de sıra soğutma sisteminde işlemci ve GPU fanları bu laptopta yan yana konumlanmışlar. 2 adet geniş çaplı bakır soğutma borusu var ve bakır borular ısıyı pasif soğutma üzerine aktarıyorlar. Bu şekilde ısı tek bir noktada toplanmamış oluyor. Ama laptopta tek bir noktadan sıcak hava tahliyesi gerçekleşmekte. Yani alt kısmı saymazsak sağ ve sol taraflarda hava tahliyesi için herhangi bir alan yok. Soğutucu yapı itibariyle sadece arka taraftan sıcak hava tahliyesi gerçekleştirebiliyor. Yani buna müsaade edecek şekilde tasarlanmış. Testlerde PUBG harici yüksek bir sıcaklık değeri de görmedik. Yani laptop için genel olarak aslında PUBG'deki değerler de kabul görebilir seviyedeydi ama onun haricinde daha da serin çalıştı diğer oyunlarda. E, GPU zaten bayağı serindi genelde. Yani bu laptop için aslında çok yeterli bir soğutma sistemine sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebilmekteyiz. Yine de her laptopta olduğu gibi zemin yüzünden sıcaklığın artmasına neden olacak yerlerde kullanmamaya mutlaka özen göstermeniz gerekli. Ben kent ses sistemine sahip de bir laptop. Ses konusunda ortalamanın üstünde bir seviyede diyebilirim ve Tam yük altında yine de hoparlörleri net şekilde duyabiliyorsunuz. E fanlar bir problem çıkartmıyor yani ses konusunda. E i̇steyenler elbette kulaklıkla kullanabilirler ki genel olarak zaten laptop kullananlar aslında laptoplarını kulaklıkla kullanıyorlar. Bence de aslında gayet iyi yapıyorlar. Ve şimdi kendi kişisel kullanım tecrübelerimizde laptopu genel bir değerlendirmeye sokalım. Laptop bende çok uzun süre kaldı ve kendisini çok fazla kullandım. Öncelikle bir laptop için en hayati değerlendirmeyi yapmak istiyorum ben. O da oyun oynarken elleriniz laptopun sıcaklığından dolayı yanıyor mu, yanmıyor mu? Bu soru ölümcül derecede önemli gerçekten. Çünkü o kadar para verip eliniz yanarak oyun oynamak tam bir hayal kırıklığı olabilmekte. Ben de kesinlikle böyle bir durum yaşanmadı. Kullanım gayet rahattı. Yani klavyeden gelen bir sıcaklık yoktu. Parmağınız falan yanmadan normal şekilde oyununuzu rahatça oynayabiliyorsunuz. Bunun altını tekrar çizmiş olalım. Onun dışında SD kart okuyucusunun olması güzel bir artısı. İnce tasarımda, hafif ve bütçe dostu fiyatıyla da ön plana çıkan bir laptop. RX 6500M ile R5 5600H güzel bir ikili olmuşlar. Orta seviye için bu ikili güzel işler çıkarttı testlerde de zaten gördünüz ve 144 Hz ekranı olması özellikle CS:GO gibi online rekabetçi oyunlarda çok iyi bir artı. Birçok oyunu doğru grafik ayarlarıyla 60 üstü FPS'lerde oynayabiliyorsunuz. Elbette bu sisteme kök söktürecek oyunlar da var ama işte bir yerden sonra bu iş ne kadar ekmek o kadar köfte olayına dönüyor. Yani masaüstü PC'lerde de aynı durum geçerli biliyorsunuz. Bu fiyatla yine de güzel donanımlara sahip bir laptop ve çift kanal çalışan RAM'ler de ekstra artısı bence. Eksi olarak ne söyleyebiliriz peki? Ekranın 9 milisaniye tepki süresi belki biraz yüksek gelecek birçok kişiye ama bu noktada televizyonları düşünün mesela. Onlarda daha da yüksek tepki süreleri var ve konsol genelde televizyonla kullanılıyor. Hatta televizyonda masaüstü PC kullananların sayısı da bayağı bir fazlalaştı. E bu açıdan bakarsanız giriş seviye sayılabilecek bir laptop için çok da kafaya takılacak bir şey değil bu bana göre. Bunun dışında da fiyatı göz önüne alındığında ben çok büyük bir eksisini bulamadım. Yani rakipleri bu fiyat aralığının çok üstünde. E bu da kendisini bayağı bir ön plana çıkartıyor. Eğer bütçeniz 15-16 bin civarındaysa sizi memnun edecek bir laptop olduğunu kesinlikle söyleyebilmem mümkün. E tabii ki karar size ait. 8 GB RAM ve 256 GB SSD'ye sahip versiyonları da var bu laptopun. Daha ucuza geliyorlar tabii ki o şekilde. Ve benim bildiğim kadarıyla da HP'de kendi yapacağınız upgrade'lerde laptop garanti dışı kalmıyordu. Yine de bu durumu tabii HP'ye bir sorun. Umarım beğendiğiniz bir incelemede olabilmiştir. Kanala abone olup video bildirimlerini açarsanız bizi de çok mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.